Mahkeme sürecim şöyle, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcılık talimatı ile açtığı hem sosyal medya paylaşımları hem de Munzur Festivali'nde bu sene okuduğum eserlerden dolayı açıldı. Okuduğum eserler Mahsuni Şerif'in bana dönek demiş, itim birisi. Ruhi Su'nun ellerinde pankartlar, yorumdan dağlara gel dağlara ve İbrahim Kaypakkaya ve Ali Haydar Yıldız'ın adına yazılmış Assodur adına Zazaca bir ağıt. Bunları okuduğum için dava açıldı. Şarkıları sahiplenip ve halkın sahiplendiği eserlerin yarın öbür gün anonim olacak eserlerin yargılanamayacağını ve bunların sebeplerini anlattım. Bu boyuttan beraat aldım. Fikir hürriyeti çerçevesi değerlendirildi. Ama 2012'den itibaren paylaşımlar, sosyal medya, özellikle Facebook paylaşımları üzerinden ve bana ait olmayan paylaşımlar üzerinden örgüt propagandası iddiasıyla 1 yıl 6 ay 24 gün hapis kararım kesinleştirildi. Yargı yolum açık. İstinafa başvuruyoruz bu hafta. Eğer istinaftan onanırsa bu ceza bir üst mahkemeye, Yargıtay'a kadar gidecek. Tabii ki ciddi anlamda kınadığım bir ceza. Bu değil bana, hani kime karşı olsa da. Birincisi fikir hürriyeti. Bizim en çok ihtiyacımız olunan bir boyut. Kaldı ki hesabım başka eller tarafından ele geçirilip bana ait olmayan söylem biçimleriyle yazılmış ifadeler var. Bunları kabul etmememe rağmen, onların da ellerinde delil olmamasına rağmen tamamıyla uydurma, tamamıyla keyfi, niyet okuma üzerine, hani evet olabilir, yapabilir mantalitesi üzerine verilmiş bir ceza. Bu yargılamaların tek bir cevabı var. Unutmayın ki örgütlü bir halk hiç kimse, hiçbir güç, hiçbir iktidar yenemez. Bizler ne anlamda örgütleniyoruz? Halkın yoksulluğuna karşı ses çıkararak. Bizler kadınların yok sayılmasına, ekolojinin yok sayılmasına, doğa dengemizin, evimizde aç yatan çocuklarımızın hakkı için bir örgütlü mücadeleyi içten içe elbette yürütüyoruz. Hayata karşı, sisteme karşı. Şimdi gelinen boyut, yaşadığımız süreç, bugün belgesel çeken, filmlerde o belgeseller adına rol alan arkadaşlarımızı ya da işte kalemini, notasını halktan yana yazan, çizen, sesini halktan yana değerlendiren herkese karşı büyük bir baskı var. Bu baskının adı faşizm, başka hiçbir şey değil. 1 Mayıs'ta biz bunu bir kez daha gördük. O kemerin üzerindeki silahlı güçlerin, kolluk güçlerinin ya da halkın Taksim'e yürüme talebine karşı oradaki o fotoğraf faşizmin ne ifade ettiğinin zaten göstergesi. Bizler omuz vereceğiz birbirimize, birbirimizin yoksunluğuna, birbirimizin acılarına, birbirimizin yalnızlıklarına omuz vereceğiz bir kere. Çünkü demin de söylediğim gibi sanatçısı, işçi sınıfı, emekçisi, mücadelenin her alanında en önemli değer aslında zafere giden yolun, yani kazanımlarla dolu bir hattın, o güzergahın en önemli esası birlikte yürüyebilmek. Omuz omuza verebilmek. Bunun diğer bir adı da işte hep sokaklarda söylüyoruz ya, faşizme karşı omuz omuza diye. Aslında bu tam şu anda hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu gerçeklik. Bu boyutu yaşarken de işçi sınıfıyla dayanışma, bunun temel öğesi sınıf dayanışması mantığıyla bizler kim zulme uğruyorsa, haksızlığa uğruyorsa sesimizi birlikte yükselteceğiz. Benim aldığım ceza, bugün Selçuk Kozağaçlı'nın ve ki Ebru Timtik biliyorsunuz nasıl bedel verdi canıyla inandığı değerler uğruna. Bugün Barkın'ın onanan cezası. Bunların hepsi bizim meselemiz. Biz şunu diyemeyiz. O sanatçınındır, o avukatın meselesidir diyemeyiz. Çünkü bunların hepsinin altında yatan ciddi bir insan hakkı ihlali, hukuksuzluğu var ve bu diktatör anlayışa karşı da elbette ki hakkaniyetten, adalet, eşitlikten, güzele dair, insana dair, yaşama dair, gelecek günlerin özlemine, o güzel günlerin özlemine dair umut besleyen herkesin birbirinin sesine ses katması gerekiyor. Mücadeleyi birlikte büyüteceğiz. Ama hiçbir şekilde içimde, yüreğimde bir yılgınlık yok, bir teslimiyet dönük zerre bir kuşku yok. Çünkü yaptığım, ettiğim, söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Ama yapmadığım, etmediğim, bana ait olmayan uydurma bir suçlamadan dolayı da hapis cezasına çarptırıldım. Bununla da baş etmesini bilirim elbet.
Son sözüm tüm halklarımıza, ülkemde bugün dört bir yanda çok büyük bir haksızlığa karşı karşıyayız. Yalancı baharlar yaşanıyor. Bu yalancı baharlara teslim olmamak gerektiğine inanıyorum. Bizi kurtaracak olan sadece ve sadece kendi kollarımızdır. İlkelerimiz var. İlkelerimize yaslanmalıyız. Değerlerimize yaslanmalıyız. Bu inanç uğruna, bu değerler uğruna toprağa düşen binlerce canımız var. Binlerce değerimiz var. Onlara karşı duyduğumuz sorumlulukla teslim olmadan, ruhumuzu yenilgiye mahkum etmeden, yılgınlığa düşmeden mücadeleyi büyüteceğiz. Çünkü elbette biz kazanacağız. Çünkü haklı olan biziz.